الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. كل نسك من شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا رب رحم جمنا زي شمر بتغيب ومقنصين للمستدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله العظيم. Değerli müminler, Müminun Sure-i Tehlikesinin 97 ve 98. ayetleri bu sabah mukabelede tilavet olunduğunda konumuzla da direkt ilişkisi olan ayet-i kerime. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: وَقُلْ de ki رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ. Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Böyle söyleyin buyuruyor. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn. Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım ey Rabbim diye dua edin buyurmaktadır. Öyleyse ayet-i kerimede şeytanın vesvese ve hile desiselerinden kurtuluşun ilk şartı Allah-u Teala'ya sığınmaktır. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kur'an-ı Kerim okumaya başladığınızda racim olan şeytandan Allah'a sığınınız buyurulmaktadır. Yine istiaze ile başladığımız Kur'an-ı Kerim'e en son iki suresinde de قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Felakın Rabbine ve insanların Rabbine sığınırım diyerekten ilahi hitabın sonlanmış olması evvelde, ahirde ve her daim Allah'a sığınmamız gerektiğini ifade etmektedir. O halde bugünkü konumuzun tam merkezinde olan bu ayeti bir daha söyleyerek ikinci bir ayeti hatırlatıyorum. Ve kur Rabbi eûzu bike min hemezâti şeyâdîn. De ki ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ve eûzu bike Rabbi en yahdurûn. Ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım de. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis-i şerif naklediliyor. Çok defa hocalarımızdan bu hadis-i şerifi duyuyoruz. Şöyle buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki iki kişinin münakaşa ettikleri bir noktada keşke onlardan bir tanesi istiazeyi söylemiş olsaydı buyuruyor. Yani Eûzü billahi mineşşeytanirracim deseydi diye anlatan birçok hadis-i şerif. Peki şöyle bir sual sormak lazım. Diyelim biz öfkelendik, kavga ettik, hiddetlendik, günaha meylettik, istiazeyi çektik ama tesir etmiyor mu, ediyor? Ya da daha doğrusu tesir etmiyorsa sebebi nedir? Öyle iki kişi münakaşa ettiğinde Hazreti Ebubekir ile ilgili de böyle bir olay anlatılıyor. İstiaze söyleyin, yani Eûzü billahi mineşşeytanirracim deyin, o zaman şeytandan korunursunuz deniyor hadis-i şerifte. Peki korunamıyorsak sebebi nedir? Onunla ilgili de şu ayeti kerimeyi beyan edelim. Şöyle bir ayet var. Sure-i Araf'ın 200 ve 201. ayetleri. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْمُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Eğer şeytandan bir kışkırtma, bir dürtme sana gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir ve bilendir. Peki Besmele'yi, Eûzü'yü çektik. Sonuç almak istiyorsak ikinci ayeti anlamak gerekiyor.
اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, yani muttaki olanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler. Ve sonra hemen gözlerini açarlar. O zaman burada şu var. Şeytanın vesvesesinden korunmak için sadece اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deyip onunla beraber tezekkür gözümüzü ve gönlümüzü açacak ibrete, hikmete, bilgiye, şuura, takvaya ihtiyacımız var. Bilmem mesele anlaşıldı. Yani ben اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ dedim, çöpke gitmedi. Gitmez tabii. Niye? Şeytanı düşünmeli. Şeytanın bize vesvese ettiği o ameli düşünmeli, ahireti düşünmeli, doğruyu düşünmeli vesaire. Ayet-i Kerime diyor ki takva sahipleri kendilerine şeytandan bir dürtü, bir vesvese geldiğinde onlar düşünürler. Allah'ı hatırlarlar. Kur'an'ı, peygamberi, dini, ahireti hatırlarlar. Ve ondan sonra da ne yaparlar? Hemen gözlerini açarlar. Bir bakarsınız o insan şuurlu bir hale almış olur, değil mi? O halde sadece bir cümleyi söylemek altı dolu değilse, şuurlu değilse belki bizi bu afetten kurtaramayabilir. Onun içine ne yapmak lazım? Doldurmak lazım. O halde bu şeytan meselesi çok ciddi bir mesele. Kur'an-ı Kerim'de 90'a yakın, herhalde 88 defa şeytan ve ona benzer kelime geçmektedir. Veya şeyatinle beraber iblis ise 11 kere geçmektedir. En çok ismi geçen şeytan. Aralarında ne fark vardır? İşte meleklerle cinler beraber miydi? Emir meleklere verildi. Şeytan, cin, iblis orada ne yapıyordu? Gibi birçok konu araştırılıyor, tartışılıyor. Şeytanın mahiyeti nedir? Bu konu tartışılıyor. Bugün ele alacağımız hadis-i şerif şu olacak. İkinci bir tane daha var. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَدَّمْ. Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Müslim ve Bukhari'deki bir hadis-i şerif. Şeytan kanın dolaştığı gibi ne yapar? İnsanın içinde dolaşır diye beyan ediyor Efendimiz. Ahmet İbn Hanbel'den rivayeti var, bunun bir farklı rivayet şöyle. Sahabe soruyor, ya Resulallah sizin içinizde de şeytan böyle dolaşır mı? Efendimiz, evet benim içimde de, ancak bendekine karşı Allah bana yardım etti, zararından uzak kalabiliyorum buyurmuştur. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe validemizden anlatılıyor. Bir gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykusundan şöyle uyanıveriyor. Uyandıktan sonra mezarlık ziyaretine gitmeye kalkıyor. Fakat bu ziyarete gideceği zaman da Hazreti Ayşe annemiz Efendimizin acaba nereye gittiğine dair bir endişeye kapılıyor. Ve bu endişesiyle de Peygamberimizi takip etmek istiyor. Acaba başka bir odaya, başka bir eve mi gidiyor diye Efendimizi takip ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'nin bu halini görerek ona diyor ki, ey Ayşe, senin şeytanın mı sana geldi diyor. Bu şekilde ona soruyor. Senin şeytanın mı sana geldi? O da, ya Resulallah, her insanla beraber bir şeytan var mıdır diyor. Evet diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, benimle beraber de bir şeytan var ama Rabbim bana karşı yardım etti, o bana teslim oldu. Yani zarar veremedi, bana zararı dokunmayacak diye buyurarak her insanın bir şeytanının olduğu, daima ona zarar vermek üzere onunla beraber olduğu da hadis-i şeriflerde beyan edilmektedir. Tabii şeytan kelimesi işte hangi kökten geliyor, şatana'dan veyahut da farklı köklerle ifade edilmiştir. İşte iblis kelimesi nereden geliyor gibi teknik konuları geçiyorum. Şimdi Elmalı Hamdi Yazır şeytanı nasıl tarif ediyor? Şöyle bakalım. Diyor ki şeytan herhangi bir mütemerrit, yani şer ve pislikte fevkalade bir varlıkla benzerlerinden ayrılmış aşırı şerli ve inatçı manasında cins bir isimdir.
gerek insanda, gerek hayvanda, gerek sair mahlukatta ruhi alakası bulunan kötüler için genel bir anlam içerir. Yani bazen hayvana da şeytan denir, inatlaştı mı? Bazen cinden şeytan denir. Bazen rahmetten uzaklaştı mı insana da şeytan denir. Öyleyse ruhi şer güçlere verilen isim nedir ortak isim? Şeytan ismidir. Bunun içindir ki İmam Taberi diyor ki şeytan Arap kelamında cin, insan, hayvan ve tüm yaratılmış olanların asi olanın adına verilen bir isim. Bundan dolayıdır ki bir başka zat Tehanevi diyor ki ruhani varlıkların sadece hayır işleyenlerine melek denir. Sadece şer işleyenlerine şeytan denir. Bazen hayır, bazen şer işleyenlerine de cin denir. Cinlerin bir kısmı çünkü iman ettiklerine dair cin suresinde ayet var. Demek ki sadece şer işlerse şeytan, sadece hayır işlerse melek, her ikisinde olursa cin ve insanlar da böyledir. O halde iblis şeytanların aslıdır diyor Pelit Vecdi. Bu bir alemdir. Allah şeytanları ateşten yaratmış ve onları cisimden tecil etmiştir. Değişik şekillere girebilme yeteneği vardır. Şeytan ve zürriyeti vesvese ve ima tabiatına bağlı olarak tefrika ve insanları Allah'ın emirlerinden uzaklaştırma gayreti içindedirler. Meleklerin insanları Allah'ın emirlerine imtisale çağırdıkları da bir hakikattir. Bunun için bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamberimiz, doğumu esnasında şeytanın dokunmadığı hiçbir çocuk yoktur. Çocuğun doğarken bağırması da şeytanın bu dürtmesinden dolayıdır. Ancak Meryem'in oğlu ile kendisi bundan müstesnadır buyurmaktadır. İsterseniz şu ayeti kerimeyi okuyun buyurarak ben onu ve neslini racim şeytandan Allah'a ısmarladım. Hazreti Meryem'in annesini duasını Efendimiz okumuştur. Şimdi böyle buyurunca acaba bu hadis-i şeriflerde geçen veya ayetlerde geçen şeytan kelimesi bizatihi iblisi mi ifade ediyor? İblisin rahmetten kovulmuş haliyle beraber varlığını mı ifade ediyor? Yoksa bazen kinayi ve mecazi manalar mı ifade ediyor? Hangisidir diye alimler bu işte bayağı zihin yormuşlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde yanında diyorlar ki bir adam sabaha kadar uyanmadan yattı. Yani sabah namazı üzerinden uykuluyken geçti. Efendimiz kulaklarına şeytanın bevlettiği kimsedir. Bazı alimler gerçekten şeytan bevletmiştir diyor. Bazı alimler de şeytandan kinaye olarak rahmete kapanmış olması. Kulağına şeytan devreden bir adamın kulağına ezan girmeyeceğine işaret olarak burada bir edebi anlatım vardır. Ama ister hakikati olsun, ister kinayi bir anlatım olsun, ister mecazi olsun, burada şeytanla işbirliğinin kurulmuş olması o insanın yaptığı amelin değersiz ve kötü olduğuna bir işaret. Şimdi böyle olunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ademoğluna meleğin de bir dokunuşu vardır, şeytanın da bir dokunuşu vardır şeklinde hadis-i şerifi vardır. Bu hadis-i şeriflere baktığımızda demek ki insanların yanında devamlı bir melekten bir de şeytandan onunla irtibat kuran vardır. Şöyle buyuruluyor hadis-i şerifte, İnne iblise kâledi Rabbihi, İblis Rabbine dedi ki, yemin ederek, bi izzetike ve celalike la ebrahu ubbiye beni âdime mâ dâmetil ervâhu fîhim. Allah'a diyor ki, senin izzetine yemin olsun diyor. Bu da ilginç bir şey. Allah'ın izzetini, yüceliğini biliyor ama inadından insana secde etmeyişinden dolayı diyor ki, bedenlerinde insanların ruhları olduğu müddetçe ben onları saptırmaya devam edeceğim. Yemin olsun bu işi yapacağım. Bakınız Allah-u Teala buyurdu ki فَقَالَ لَهُ اللّٰهُ فَبِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ Ben de izzetime ve büyüklüğüme yemin ediyorum ki لَا اَرْرَحُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَسْتَغْفَرُونِي Onlar da bana istiğfara devam ettikleri müddetçe ben de onları bağışlayacağım. Sen öyle diyorsun ya. Ben de onlar istiğfar ederlerse bağışlayacağım. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de istiğfar üzerinde çok durulmuştur. Hatta mesela Yunus peygamber, özür dilerim, Nuh aleyhisselam فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِينَ diye buyuruyor ki
dedim ki kavmime Allah'a istiğfar edin, yağmuru size sicim gibi versin, mallar versin ve erkek çocuklar da size nasip etsin diye istiğfarı o şekilde beğendim. Veya ve mâ kânallâh yu'addibuhum ve ente fîhim ve mâ kânallâh mu'addibuhum ve hum yestağfirûn. Peygamber onların içinde, sizin içinizde olduğu müddetçe ve içinizden Allah'tan bağışlanma dileyenler bulunduğu müddetçe müşrikler, kafirler azabı hak etse de bu toplumun içinde bu iki vasıf, peygamberin sünneti ve istiğfar varsa onlara azap edici değilim diye Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde beyan buyurmaktadır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de istiğfarla ilgili birçok ayet-i kerimenin var olduğunu görüyoruz. Az evvel beyan ettiğimiz bir insana bir taraftan melek, bir taraftan da şeytanın nasıl ihva ve ilham ettiğini görelim. An Abdillah ibn Mes'ud kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ لِشْشَيْتَانِ لَمَّةً بِبْنِ آدَمٍ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَاَمَّا لَمَّةُ الشَّيْتَانِ فَاِيَعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْزِيمٌ بِالْحَقِّ. Buyuruyor ki Efendimiz, Ademoğlunun şeytanda melek de, Ademoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Her ikisi. Bir taraftan şeytan gelir, bir taraftan melek gelir. Şeytanın yakınlaşması onu kötülüğe yönlendirmek, hakkı yalanlatmak içindir. Ve tekzibun bil hakkı. Ama ve emma lemmetül melek, meleğin gelmesi ise ve iyâdun bil hayri, onu hayra yönlendirir. Ve tasdikun bil hakkı, ve hakkı tasdik etmesi içindir. O zaman Efendimiz buyuruyor ki, فَمَنْ بَجَدَ زَٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ. Eğer insanda içinde böyle bir hakka yakınlaşma duygusu oluşuyorsa, yani bu duygunun, bu telkini, ahiret, iman, İslam, tevbe, ibadet, namaz, içine böyle bir şey doğuyorsa, o zaman Allah-u Teala'ya ne yapsın? Hamd etsin. وَمَنْ بَجَدَ الْاُخْرَى. Ama içinde günahlara, şirke, küfre, isyana, cehenneme götürecek işlere karşı bir şey oluşuyorsa فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. O racim olan, boğulmuş olan şeytandan Allah'a sığınsın diyor. Yani insan kendi içini dinlemesi lazım. وَفِي اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِكُمْ. İnsanın kendi içine de bakması ayeti kelime de beyan edilmek. O halde yine buyurur ki Efendimiz, اِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِبْنِ آدَمْ بِاَكْرُفِهِ تَقَعَدَ لَهُ بِطَلِيمِ الْاِسْلَامِ. Şeytan her fırsatta Adem oğlunun karşısına çıkar. Öyle ki İslam'a giden yolda da önüne çıkar. Fekale der ki, تُسْلِمْ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَائِيَ بِيكَ فَأَصَاهُمْ فَاَسْلَمَ. Şöyle çıkar, sen şimdi Müslüman olup dinini, babanın ve atalarının dinini terk mi edeceksin der. Yani Müslüman olarak o eski düzeni bırakacak mısın der. O kişi ve asahu ona isyan eder, onu dinlemez ve esleme Müslüman. Yani demek ki şeytanın insanın itikadıyla ilgili de terkinde bulunduğu beyan edilmektedir. Bunun için Peygamberimiz اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُمْضِي شَيَاطِينَهُ كَمَا يُنْدِي اَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ. Buyuruyor ki, mümin tıpkı sizden birinizin yolculukta devesini yorduğu gibi şeytanlarını yorar. Mümin şeytanını zayıf düşürür. Yani mümin öyle güçlüdür ki o şeytanın gücünü yok eder. Hilesi zayıftır diye de Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmektedir. O halde burada şu var. Biz şimdi şeytanın hilelerinin tabii büyük olduğunu, yıllardır insanlarla uğraştığını biliyoruz. Ama ne olursa olsun, şeytanın tek başına insanı kandırma iradesi yok. O iradeyi ona lütfeden göz kırpan biz insanlarız. Neden? Çünkü insan ona meyletmezse, onun hiçbir şekilde ihlaslı, samimi kulları kandıramayacağı Kur'an'da Allah'ın ayetiyle ve şeytanın da kendi itirafıyla çeşitli ayetlerde var olduğunu görmekteyiz. O halde bütün bunlara baktıktan sonra buradan şunu görüyoruz. Demek ki
Şeytanın, mesela okunan ayetlerde var, şeytanın adımlarına uymayın diye. İşte içki, kumar, falokları, dikili taşlar, bitsün min ameli şeytan, şeytanın pis oklarıdır diye. Veyahut da yine Kur'an-ı Kerim'de faizle şeytan ilişkisinin kurulduğu ayet-i kerimeler var. O halde hangi günah olursa olsun şeytanla bir ilişkisi var. Ama bu şeytanın güçlü ve kuvvetli oluşundan değil, bizim iman bakımından zafiyetimizden kaynaklanıyor. Yoksa o zaman şöyle olur, Allah-u Teala şeytanı yarattıysa ona mağlup olmamız lazım. Hayır, ona karşı uyanık olacağız, hafife almayacağız ama şöyle demeyeceğiz. Bu şeytan önden, arkadan, sağdan, soldan ayet var, her taraftan vesvese veriyor, öyleyse benim ona yapacak bir şeyim yok demeyeceğiz. Alimler diyor ki yukarıdan rahmet gelir, ellerini açarsın, şeytan yukarıdan gelemez. Alnını secdeye koyarsın, Allah'ın rahmetine erersin, aşağıdan da şeytan gelemez. Dört taraftan gelmesi bir işe yaramaz zaman diyor. O halde bütün bunlara bakınca şeytan konusu çok ciddi bir konu. Ama bugün insanlar şeytanı düşman edilmeyen de işte bazı gençlerin, Türkiye'de de bir yer olmuş, satanizm, şeytanlığa inanmak ya da şeytanın yolunda gittiği halde hakta gittiğini zanneden insanlar var. Yorulduk hep beraber. Dinlendireyim sizi. Cimri bir kadın varmış. Cimri bir kadın. Bütün kadınları kastetmiyoruz ama dinlendireyim. Adamın hanımı çok cimri. Bir gün bir hoca efendi dinlemeye gitmiş adam. Demiş ki hoca efendi, insan bir hayır hasenat yapmak istediği zaman şeytan ona mani olur. Çünkü Allah-u Teala diyor ki şeytan fakirliği vaat eder. Yani cimriliği. Aman cimri olursun ben de der. İsrafa yemeyeceğim şey demez mi? 70 tane şeytan adamın etrafını sarar. Hoca efendi anlatıyormuş. 70 şeytan adamın etrafını sarar ve o adamın cömertlik yapmasına mani olur. Adam böyle dinlemiş, şu şeytanı bir demiş, yeneyim de geleyim demiş. Çünkü yeneyim 70 şeytandan ne olacak? Allah'ın izniyle ben cömertliği yaparım, hepsini yere serer demiş. Eve gitmiş, torbasına buğday verecek veya neyse tahıl doldurmuş, fakire bu paraya götürecek. Kadın cimri yaşıyor. Demiş ki, nereye götürüyorsun bunu? O da dağıtacağım demiş. E biliyorsun çocukların ihtiyacı var, benim ihtiyacım var, şunun ihtiyacı var. Bunu oraya verecektik, onu buraya verecektik. O kadar uzamış ki tartışma, adam çuvalı bırakmış çıkmış. Evet. Gitmiş hoca efendinin yanına. Hocam demiş, 70 şeytanın 70'ini yendim, anasını yenemedim. Ama yenge hanımlar hepiniz için neyi söyledim, kim bir kadın işte ondan. Ebu Derda Hazretleri olacak, uzun bir kısa bir kısmını söyleyeyim. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'e birisi ihtiyacını bildiriyor. Efendimiz de ona kim böyle bir hurmalı bahçe verirse Allah ona cennette verecektir diyor. Hurması olan bir bahçe, ev de var içinde. O sahabe duymuş, ya Resulallah ben bunu yapsam bu müjde benim için geçerli mi? İhtiyaç sahipleri. Geçerli diyor Efendimiz. Adam evine geliyor, hanımına diyor ki, evi sattım diyor. Kime sattın, neye sattın? Resulullah'a sattım. Bedeli de cennette bir ev ve bize köşk böyle bahçe verilecek diyor. Ne güzel alışveriş yapmışsın beyefendi, tebrik ederim seni diyor. Böyle kadınlar da var. Onun için Allah cömerti cömerte layık eylesin. Eşin de cömert olsun. Arkadaşın da cömert olsun. Kazancı da cömertliğe layık olsun. Bu kısmı kadar bitir. Şimdi dönelim hadis-i şerifin devamına tekrar. Şimdi burada bugün okuyacağımız hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Bukhari'de geçiyor hadis-i şerif. Bir de Müslim'de geçiyor. Efendim buyruluyor ki haddesena Ebu'l-Yeman akberna Şuayb anü'z-Zühri وَحَدَّسْنَا إِسْمَائِلْ قَالَ حَدَّسَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانْ عَنْ مُحَمَّدْ اِبْنِ اَبِي عَدِيْقْ عَنْ اِبْنِ شِحَابْ عَنْ عَلِيِّ اِبْنِ الْحُسَيْنِ Kim Ali İbni Hüseyin? Hazreti Hüseyin'in babası. Ondan naklediliyor. اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيْهِ زَوْتَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ اَخْبَرْتُهُ اَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ تَزُورُهُ
وهو معتكف في المسجد. Buyruluyor ki Safiye peygamberimizin eşi Resulullah Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde mescitte itikafta bulunuyorken onu ziyarete gelmiş. Biliyorsunuz Ramazan'ın son 10 gününde camide ibadet etmek üzere dışarı çıkmak, bazı ihtiyaçlara göre, hukuka göre bazen müsaade edilen günler var ama camide son 10 günü geçirmeye itikaf denir. Kadınlar da camide yer varsa camide, değilse evinin bir odasında bu itikafı yapabilirler. Şimdi buyuruyor ki Efendimiz itikafta eşi ziyarete gelmiş. Demek ki itikaftayken ziyarete gelebiliyor eşi. Bunun bir mahsuru yok. Ve fil aşril avabili min ramazan fe haddeset indehu saaten min el işa. Bu yatsı vaktinde oluyor bu hadise. Yani gece karanlığında oluyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir saat kadar kalıyor. Yatsıdan sonra bir müddet. Ondan sonra tümme kâmet tenbalim. Kalkıyor annemiz Efendimizin yanından, evine gidecek. فَقَامَ مَا هَنَّبِيُّ صَلَى اللّٰهِ سَلَّمَ يَقْلِبُهَا حَتَّى اِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذ۪ي اِنْدَ مَسْكَنْ اُمَّ سَلَمَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهِ سَلَّمَ لَبَّبِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْسَارِ. Efendimiz onunla beraber kalkıyor. İki rivayet var bu konuda, iki ayrı anlatım. Biraz evi uzak, şöyle bir gözlüyor onu kapının dışından ya da az onu şöyle bir uğurluyuveriyor. Hani karanlıkta başına bir şey gelmesin, bir durum olmasın diye. Odası Safiye annemizin hemen mescidin yanındaki odalarda değil, az ötedeymiş. Efendimiz de eşini böyle uğurluyor. Kapı önünde veya birkaç adımla uğurlarken مَرَّبِهِمَا رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ. Bu da çok güzel bir isim. Ensar, Medine'de iki insana deniyor. Acaba bizim de diye bahsederler. Muhacir deniz, ensar deniz ama bizden de bir şey diye bahsetseler iyi olur değil mi? Hani İslam hizmetinde, din hizmetinde şu işten anılmak ya da şu vasıfla anılmak güzel bir şey. فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَّمَ سُمَّ نَفَلَى. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam verdiler ve hızlıca oradan hareket ederek gittiler. Peygamberimizin eşi yanında diye, yanında bir kadın var diye, eşi olduğunu bilmiyorlar, yanında bir kadın var diye pek takılmadılar. Şimdi bir gün cemaatten biri geldi, hocam dedi, efendim dedim, bu sizin bir arkadaşınız var, çok sizi seviyor dedi. Evet dedim, ona çok kırgınım ben dedim. Olabilir, hayırdır dedim, bir şey söyleyecek mi? Niye kırgın? Ben onunla rastladım yolda dedi. Hanımım da yanımdaydı, selamlaştık. O arkadaşı yanıma çağırdım, bak bu benim hanımım, tanıştırayım dedim dedi. O biraz soğuk durdu dedi. Ondan sonra peki neden ihtiyaç duydun dedim tanıştırmaya. Ya yolda işte düşer bir şey olur, kimin hanım olduğunu bilsin yardımcı olsun diye dedi ya da bir ihtiyaç olur. O arkadaş dedim tanımasa bile düşeni kaldırır, yardıma ihtiyacı olana el uzatır dedim. Doğru mu dedim? Doğru. O zaman tamam kırılmadım dedim. Şimdi böyle de var yani. Hak niyeti yok adamın ama öyle de bir talebi olmuş. Biraz soğuk davranıp da şikayeti bana yap. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından eşi olduğu için, kadın olduğu için hızlandılar. Bizde de zaten genelde böyle yanında bayan olunca fazla onu meşgul etmek gibi şeylerden bazen uzaklaşırız. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَّمَ. Efendimiz o iki kişiye dedi ki, şöyle söyledi, عَلَى بِسْلِكُمَا. Yavaşlayın, dur, acele etmeyin. Ne o hızlı hızlı gidiyor, durun bakalım dedi. اِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيْنِ. Bu Safiye'dir dedi. Huyey kızı Safiye'dir. Yani eşi olduğunu söyledi. Dikkat ederseniz ismiyle de söyledi. Hani eşleri var, hangi eş olduğu bilinmez. Peki neden? Başka bir şey daha söyleyeyim. Bu hadise ne zaman vuku buldu? Medine döneminde. فَسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Peygamberin eşleriyle bir şey istediğiniz zaman engel, örtü arkasından isteyiniz. Böyle çat pat yüzlerine çıkmayın annemizdir diye ayet-i kerime var bu konuda. Hatta çok ilgimi çekmişti. Hazreti Ayşe annemiz, sevgili peygamberimiz onun odasında vefat edip oraya defnedildiği zaman
yan tarafta bir odada kalıyor, ziyaretine geliyor rahatça, kabir ziyareti. Sonra babası vefat ediyor, o da Efendimiz'in yanına defnedilince gene oraya ziyarete geliyor, evden odadan çıkıyor, odaya geliyor, kabir ziyareti. Ama sonra Hazreti Ömer Efendimiz vefat edip, o da izin alarak iki kere izin istiyor, oraya defnedilince kitaplar diyor ki, Hazreti Ayşe annemiz orada kabirde yabancı birisi yatıyor diye eskisi gibi değil, örtüsüne çok sıkı fıkı sarılarak o odaya gidiyor. Şimdiki mezarlığa gelenlerin kulakları çınlasın. Bir şey demek istemiyorum ama iş rayından çıktı yani. İş rayından çıktı. Akrabalarımız içerisinde zaman zaman konuşmak lazım. Cenaze nedir? Nasıl kalkar? Nasıl kaldırılır? Kadın nedir? Erkek nedir? Ölüm nedir? Hayat nedir? Bunları konuşmak lazım. Konuşmayınca arka taraftan çoluk çocuğun, akrabaların yaptıkları tamamen bid'at, İslam'da olmayan adetler oluyor. Şimdi devam ediyoruz hadis-i şerife. Efendimiz diyor ki oradaki o iki tane erkeğe bir dakika dururuz diyor. Acele etmeyin. İşte bu Safiye'dir diyor. Gala ikisi dedi ki Subhanallah ya Resulallah ve kabra aleyhime makar. Yani Allah'ı 90 sıfatlardan tenzih ederiz ya Resulallah. Allah'ın elçisinin uygunsuz bir davranışta bulunacağını biz düşünmeyiz. Hangi kadındır yanında ne konuşuyor gibi bir şey kalbimizden, içimizden geçmez. Allah buna şahittir dediler. Bunun üzerine onlara bu iş ağır geldi. Yani peygamberin açıklama yapması onlara çok büyük geldi, zor geldi. Gale, Efendimiz anladı onların üzüldüğünü. İnne şeytane yecri min ibni Adem'e meblağaddem ve inni haşitü en yakzife fî kulûbikuma. Buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselam, şüphesiz ki şeytan Adem oğlunun bedenindeki kanın dolaştığı gibi dolaşır. Şeytanın sizin kalplerinize şüphe atmasından endişe ettim, onun için söyledim diyor. Yani sizin aklınıza böyle bir şey gelmemiş olabilir. Ama bu şeytan kanda, kanın kılcal damarlara kadar dolaşması gibi içinizde dolaşır. Sonra içinize bir vesvese atar. Peygamber bir kadınla konuşuyor. Kimdi bu kadın? E canım bilden doğru düşünsün. Olabilir, doğru düşünmek lazım ama şeytanın vesvesesini de atamayız ya. Hemen Efendimiz bu benim konuştuğum kimse eşim Safiye'dir. Yani Safiye ismini söyleyerek eşi olduğunu söyleyip hem kendisine bir itham olunmasının önüne geçiyor hem de muhataplarının şeytan tarafından bir günaha düşürülmesinin önüne geçmiş oluyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani başkası günaha girerse girsin demiyor. Onlar da günaha girmesin. Yanlış bir şey söylemesin diye Efendimiz Aleyhisselam bu mahremiyet konusunda bunu beyan ediyor. Şimdi şöyle bir hadis-i şerif var. Bu konuda buna benzer. La yahlubenne ehadukum bimraedin illa ma'di mahrem. Bukhari Müslim rivayet ediyor. Sizden birinizin yanında mahremi bulunmayan bir kadınla yalnız kalması doğru değildir. Sizden biriniz yanında mahremi yoksa, yani evlenmesi haram olan bir yakını yoksa veya kocası yoksa, çocuğu yoksa, yeğenleri, amca, dayı neyse, onun yanında yalnız kalmanız helal değildir. Yine Bukhari Müslim'de yakın ve kubul alem nisa, bu yabancı kadınların yanına girmekten sakının. Yani nikah düşecek olan kadınların yanına girmeyin. Kâle racûl minel emsâl, Medine'li bir zat dedi ki, اَفَرَائِدَ الْحَمُمُ Ya Resulallah, bir kadının, kocasının erkek akrabası veya kocasının yeğenleri, kocasının erkek enişteleri, erkekten olan akrabaları, yani kayın dediğimiz kısım, kadının yanına girebilir mi, giremez mi? Girme dedin ya, şimdi yani yengemin yanına girebilir miyim? Küçük kardeşim evli, onun hanımının yanına girebilir miyim? Abimin hanımının yanına girebilir miyim? Yahut da benim eniştem bizim hanımın yanına girer mi? Buna ne olacak ya Resulallah? Ne yapacağız? Ama yanında mahremi yok yani. Gâle elhamdül mevd. Kayın ölümdür. Bunun fitnesi diğer fitnelerden daha büyüktür. İster millet kabul etsin, ister etmesin, ister inansın, ister inanmasın. Hadis böyle beyan ediyor. Ayetlerde zaten isim listesi var.
şahısların listelerinde böyle bir kayıt yok orada. O zaman burada şunu görüyoruz. Demek ki insanların dikkat etmeleri gereken hususlardan birisi de nedir? Bu mahremiyetin sınırlarının bulunma hususudur. Bugün maalesef o kadar iş şeyinden çıktı ki işte görev yapılan yerleri düşünün şimdi. Çalışan bayanlar, çalışan erkekler bir arada. Mahremiyet ne noktada? Kürsüden söyleyemiyorsunuz. Çünkü hepimizi sarmış bu iş birer taraftan. O halde bir taraftan örtü problemi var, bir taraftan mahremiyet problemi var. Bir taraftan şeytanın ihvası var. Onun için bir zat öyle söylemiş, bu konuda ısrar edin de yani mahremiyeti koruyun. Bütün insanlar melek oldu da bir tek ben mi insan kaldım demiş. Yani herkes melek, meleği biliyorsun yeme, içme, diş ağzıları yoktur diye beyan edilmektedir. Bunun içindir ki işte burada buyruluyor ki Yahya İbni Muaz'ın bir şeytan boş, biz ise meşgulüz. İşimiz, gücümüz var. O bizi görüyor, biz ise onu göremiyoruz. Biz unutuyoruz, o ise görevini unutmuyor. Ayrıca büyük düşmanımız olan nefis de şeytanın lehine çalışmaktadır diyor. Kim? Yahya İbni Muaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde vakti çok almamak için kısaca ben deyim. Cenab-ı Hak şeytanın bizi gördüğünü, bizimse onu göremediğimizi beyan etmek. Yani ben görmediğime inanmam falan deyip de şeytanın vesvesine karşı kendimizi emin görmemek lazım. O ayeti yazan kardeşlerimiz var, onun için söyleyeyim. 27. ayeti kerimede اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَب۪يلُهُ مِنْ حَيْفُ لَا تَرَنَّهُمْ. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görüyorlar. Onları göremeyeceğiniz yerden sizi görüyorlar. Biz onu görmüş olsaydık, ama problem yok. Hüccet-i ayet-i kerime. Siz onları bu şekilde göremeyeceğinizi bir delili olarak ayet-i kerime bu düşmanın gizli bir düşman olduğu beyan edilmektedir. İmam-ı Şafii, Hazreti Peygamber'in rastladığı sahabilerin kendisi hakkında zanna kapılıp töhmet sebebiyle küfre düşme ihtimallerinden endişe duydu. Bundan dolayı şefkatinden onları uyardı. Beraberindekinin eşi olduğunu ilan ederek şeytanın kalplerine herhangi bir vesvese atmasını engellediği şeklindeki cevabını aktarmaktadır. Bunun için bütün bunlara bakıldığı zaman Kadı İyaz ve Ayni gibi alimler hadisteki ifadenin zahiri olduğunu, gerçekten iblisin şeytanın kanda dolaşabileceğini ifade etmişlerdir. O halde bütün bunlara bakınca bu hadis-i şeriften çıkarılacak olan birçok ders vardır. Ama şunu beyan edelim. Bizim kitaplarımızda vardır ki, buyuruyor ki, töhmet yerlerinden sakınınız. Hatta Hazreti Ömer'den rivayet ediliyor. Kim kendini töhmet altında kalacak bir konuma sokarsa, yani işte meyhaneden çıkarsak adama ne derler? İçti diyebilirler. Biz iyi düşünmeye çalışalım ama böyle töhmet altına sokacak bir işe kendini alıştırırsa suizanda bulunanları kınamaya hakkı yoktur. Onun için adamın bir tanesi, bir gazeteci bir yerde okumuştum, bir caddeden aşağı doğru inecek, oradan gideceği yer daha yakın. Demiş ki, buradan değil de öbür taraftan geçelim. Demişler, öbür taraftan yol uzuyor, ben oradan geçerim. Niye canım buradan aşağı inelim caddeden? Bu geçtiğimiz caddede günah mahalli olan yerler var. Detaya girmeyeyim. Eğer ola ki ecel beni bu caddede alırsa canımı, çoluk çocuğuma mahcubiyet bırakırım. Falan caddede öldü sizin babanız derler. Onlar bile mahcup olur demiş. Ben bir şey yapmam ama onlara sıkıntı olur. Ben şu sokağı değiştireyim, günahın olmadığı sokaktan gideyim, biraz yürümüş olayım. Çok hassas bir duruş, dikkatimi çekti, sizinle paylaştım. O halde böyle bakıldığı zaman, buradan bakınca şu hadis-i şerifi de arz edeyim ve sohbeti tamamlamaya çalışayım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan naklediliyor ki yine Buhari de buyuruyor ki اِذَا كَانَ جُنْهُنْ لَيْلَ اَمْسَيْتُمْ فَكُفْرُوا سُبْيَانَكُمْ. Güneş battığında yahut da efendim karanlık olduğu zaman çocuklarınızı dışarı çıkmaktan men edin. Yani artık hava kararlı, dışarı ne yapmayın? Çocuklarınızı çıkarmayın. فَاِنَّ شَيْطَانَ تَنْتَشُرُ حِيْنَ اِذِنْ. Şeytan o zaman yaygınlaşır, dışarı çıkar. Yani
efendim dağır faaliyete geçer. Ve idâ zâbe sâten minelleyl fehulluhum. Buyuruyor ki Efendimiz, yatsıdan bir saat geçince dışarıdaki çocuklarınızı evinize koyun. Yani artık yatsı vakti geçti. İşte bir saat, bir zaman geçtikten sonra içeriye onları koyun. Ve ahlikul ebbâh. Ve efendim ve kurusmallah bismillahirrahmanirrahim deyip kapıyı ördüm. Sonra devam ediyor. Fe inne şeytana la yebdehu bâbe muhlekan. Besmeleyle örtülen kapıyı şeytan açamaz. Ve evkû gırabekum ve kurusmallah ve tekrar besmele söyleyerek diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapılarınızı da kapayın. Ve hammiru aniyetekum ve kurusmallah ve lev enne ta'rudu aleyha şey'en ve ebbiru mesabihakum. Buyuruyor ki besmeleyle kandilinizi de söndürün. Yani onu da bir ışığı da bir kere söndürün. Ateşi de söndürün. Ve su kapının ağzını da besmele ile kapatın. Velev ki besmele ile kapkacağını ör, o kapının üzerinde hiçbir şey bulamazsan eline bir tahta uzat. Hani oh oh falan kapatırlar ya. Şimdi Peygamberimiz böyle söylüyor. Peki biz yiyeceklerin ağzı açık, ramaz açık, kapı besmelesiz, sokakta gecenin geç vakti duruyoruz. Böyle bir medeniyet olur mu? Böyle bir sünnet olur mu? Biz sünnete düşkünlük diyoruz değil mi? Nedir sünnete düşkünlük? İsmat kullandık mı? Kazaklı soruşturduk mu? Yahut da kıyafetimiz, şeklimiz sünnete uyuyor mu? Peki yatsıdan sonraki hayatımız sünnete uyuyor mu? Uymuyor. Çoluk çocuk hayatı, yaşanan örf hayatı uyuyor mu? Uymuyor. O zaman şeytanın cirit attığı saatte insanlar da sokaklarda. Ve birçok haberleri okuyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınların yalnız seyahat etmemelerini söylüyor. Şimdi haber okuyoruz. Olur olmaz yerde. Efendim Türkiye öyle bir yer olsun ki kadınlara gece 3'te de dışarı çıksa dokunulmasın. Ben de söylüyorum dokunulmasın. Söylemekten oluyor mu? Olmuyor. Efendimiz öyle bir güven devri olacak ki falan yerden falan yere kadınlar vahşi hayvanlardan korkmaksızın gidebilecekler diyor. Varsa gidebilen gitsin şimdi. Gidebilir mi? Tehlikeyi görüyoruz. Olur olmaz yerde arabada yalnız kaldı kız. Başına geleni biliyoruz. Erken iniyor yolda, işte diyelim tam barajda inmiyor, biraz bildiğini yoldaki adam. Haberleri okuyoruz yeni eski. Peki dinin emrini söyledi mi kızıyor mu? Peki topluma eğitim dedi mi gene kızıyor? Toplumun eğitimine kızıyoruz. Ve üzücü bir şey var. Türkiye'deki oranlar yanında yok getirmedim. Türkiye'deki okullarda Kur'an ve siyer derslerinin seçim oranları ilk başta birazcık canlı gibi ortaokul ve lise sonlara doğru %2'lere düşmüş. Hani %99 Müslümandır? Hani okullarda Kur'an dersi olsun, siyer dersi olsun istiyordu. Şimdi şuradaki cemaate sormak lazım, hepimiz dahil. Çocukları okula gidenlerin Kur'an ve siyeri seçmeyen bir velinin gelecekte burada oturacak cemaat olacak mı? Olmayacak. O zaman ne oldu? Demek ki serbest olsa çocuklarımız Kur'an seçen sayısı %30'dan 15'e, 15'ten 7'ye, 7'den 2'ye kadar düşüyor. Ne diyorlar? Üniversiteye gidecek, Kur'an dersi ağır yedir. Hep dünya hedeflerimiz var. Halbuki Kur'an ve siyeri alır. Ki ona yetmezdi de, işte biz onun yanına başka dersler ekleyebilecek kadar talebimiz olmalıyken, o derslerin hakkını verememenin. Hatta Milli Eğitim Müdürlüğü ne yaptı biliyor musunuz? En öpülesi hocalarımızın, o değerli Kur'an öğretmenlerini olay gibi okuldan çıktıktan beri unutmuştur diye ne kadar din dersi öğretmeni varsa hepsini yaklaşık 10 günlük hizmetçi kursa aldı. Sebep Kur'an ve tecvid bilgilerini şöyle bir tekrarlasınlar. Bilenler bilmeyenlere, bilmeyenler de şöyle bir tozunu silkelesin diye bütün öğretmenler, bakın azı ve bugün sabah 8.30'da başlıyor zannediyorum şimdi dersleri. Akşam 4'e 5'e kadar, dün de öyle. Ve diğer günler akşam 6'dan 8.30'a kadar. Niye? Hocalar Kur'an'da kendini yenilesin, eksik bir şey kalmasın. Ola ki unutmuştur, gençtir, zayıftır, bir iki tane. Hepsini, hatta bu konuda böyle bir çalışma var. Veliler nerede? Öyle veli çocuğu ikna edici. Şu yavrum gözün aydın. Bu memlekette jandarma kovalıyor diye hikayeler siz biliyorsunuz. Şimdi okulda okunuyor, okutmuyor. O zaman çocuklarımız
şeytana tabi olurlarsa bunun sorumluluğunda bizde var mıyız, yok muyuz? Bunu düşünmek lazım. Sonuç itibariyle bu hadis-i şeriflere de böyle baktıktan sonra demek ki bugünkü hadis-i şerifte anladığımız şudur. Biz sevgili peygamberimizden öğreniyoruz ki o bile yanında hanımıyla beraber konuşurken biri geçse bu benim hanımımdır diyordu. O zaman biz de böyle konuşurken kızım gelmişti onunla konuştum. Ya da komşunun kızı bir şey istemiş. Yahu bu benim yeğenimdir. Biz kötü düşünmeyeceğiz ama öbürü de buna fırsat vermeyecek bir birkaç kişiye de olsa açıklama yapması da bir sünnetmiş. Öyle mi değil mi? Hanım beni bekliyor da onunla gideceğiz. Halbuki söylemiyorum ya bizim peygamberimiz ismet sıfat olduğu halde günahtan arınmış olduğu halde müminler de iman etmesi bakımından peygambere tertemiz iman ettiğimiz halde böyle tedbir alıyorsa bizim de buna benzer tedbirleri hiç elden bırakmamamız gerekir. O zaman değerli müminler buradan şunu söyleyelim. Şeytanın insanın vücuduna teması noktasında neler söylenebilir dendiğinde çok hadis-i şerif var. Mesela Efendimiz sizden biriniz uykusundan uyandığında 3 defa sükürsün. Çünkü şeytan onun genizinde geceler. Bakın bu bir hadis-i şerif. Başka bir hadis. Sakallarınızı hilalleyin. Tabi varsa sakal. Tırnaklarınızı kesin. Çünkü şeytan el ile tırnak arasına girer. Buyurmaktadır. Efendim bir hadis-i şerifte. Başka bir hadis-i şerifte. Bu kimse uykuya dalar sabah namazına kalkmaz denilince peygamberimiz kulaklarına şeytanın devrettiği kimsedir buyurdu. Yine başka bir hadis. Sizden biriniz gece uyuyunca şeytan onun boyun köküne 3 düğüm atar. Her bir düğüm atarken gece uzundur uyu der. Kişi uyanıp Allah'ı andığında 1 düğüm, abdest alınca 2 düğüm, namaz kıldığında 3. düğüm çözülür. Artık o kimse neşeli ve gönlü hoş sabahlar. Aksi takdirde kirli ve tembel sabahlardır. Bugün solundan mı kalktın diyoruz ya. Ne solundan? Tam tersinden kalktın. Niye? Çünkü 3 tane düğümle kalkmış adam, rahmetli Timur Taş Allah rahmet eylesin öyle diyor. İdrar torbası dolduğu için kalkan adam. Öyle kızardı kalkmayanlara. Onun için buradan bakılınca başka bir hadis-i şerifte yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın vücuduna tesirleri noktasında anlatmaktır. Madem ki iş bu noktaya varmaktadır, biz de iffeti koruma adına açıklamaları, beyanları yapmaktan çekinmeyelim. Ona göre tedbirlerimizi de almaya çalışalım. Cenab-ı Hak cümlemizi affeylesin. Bu konuda işlemiş olduğumuz hatalarımızı affeylesin. Ümmet-i Muhammed'e iffetli bir hayatı yaşamayı lütfeylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.